Evet, Baybalı Yaşar Bayram ben. Ecel Gülbül ile sunacağımız bu akşamki spor vizyonundan herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşamki program konuğumuz çok değerli dostum, arkadaşım. Geçmişte profesyonel futbol oynamış, birçok amatör kulübünde uzun yıllar Adıyaman'a hizmet etmiş. Aynı zamanda şu anda da cemiyet başkan vekilliği görevini başarıyla yürüten, adam gibi adam, karakteri düzgün, spora yön verecek kişilik değerli kardeşim Hasan Doğan program konumuz. Sayın Hasan Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız bu arada? Yoğun çalışmalardan yeni bir görev daha üstlendiniz. Mümkün mü? Yani güzel bir heyecan yaşıyoruz. Aynen. Yeni bir sayfa, beyaz tertemiz bir Adıyaman futboluna hizmet edecek bir sayfa açtık inşallah. Bundan sonraki süreçte tabii sizlerin de Adıyaman halkının destekleriyle de çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Sizlere de bizleri konuk ettiğiniz için Adıyaman Spor Kamuoyu adına da çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Evet, tabii ki programımız iki perdeli olacağı için seçimle ilgili geniş boyutta yer vereceğiz. Ama ortak görüşmüş Ezer kardeşimle biliyorsunuz geçen hafta Adıyaman Spor Kulübü'nün maçı vardı kendi saha ve seyircimiz önünde. 96-5'te yeniden bir gol. Maalesef 0-0 berabere gitti derken bir puan alacağımız yerde maalesef yenildik. Üzücü bir olaydı. Bu hafta da Kırklareli deplasmanında çok önemli bir puan aldı. Yenilmeden geldi. Tabii ki onu konuşacağız. Adıyaman Spor'la ortak değerlendireceğiz. Sayın Gürbüz, Adıyaman Spor'la ilgili önce konuşalım. Adıyaman Spor'la ilgili ne söylemek istersiniz? Bu hafta biliyorsunuz deplasmanda yenilmeden bir puan aldı. Bu puan bizim için önemli gelecek adına. Takımla ilgili, taraftarlarla ilgili geniş boyutta ne söylemek istersiniz? Evet, öncelikle Mercan TV ekranları başında bizi izleyen herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Uzun süreden sonra tekrar ekranların başındayız ve muhtemelen 3 aydır ben uzun bir 3 aylık bir periyottan sonra ilk defa çıkıyorum. Yine seyircilerimizin ekranları başında bizi izlediğini biliyorum ve bir heyecan var uzun süreden sonra. Öncelikle Hasan kardeşimi bizi kırmayıp, Hasan kardeşimden öte Hasan başkanımı bizi kırmayıp bize misafir olduğu için, konuk olduğu için önce hoş geldin diyorum. Sonra da teşekkür ediyorum Hasan abiye. Biliyorsunuz Adıyaman Spor ortak paydaşımız. Hepimizin işte ısrarla peşinden koştuğu çok değerli bir abim vardı. Şu anda da hastanede yatıyor. İshak abi, İshak Karabulut. Ona buradan geçmiş olsun diyeyim. Evet. Neden onu söyledim? Onu da söyleyeyim. İshak abi şunu söylerdi bize hep. Derdi ki ya Ejder'ciğim biz bir futbolun peşinden koşuyoruz da sahaya gittiğimizde ya da maç izlediğimizde en kötü 10.000 kişinin olduğu bir periyot, bir branş. Ama insanlar iki tane tavuğu dövüştürüp ondan zevk alıyorlar. Şimdi biz de haliyle futbolun içine bir defa girdik. Çıkmaya çok zaman uğraştık ama kurtulamadık, çıkamadık. Futbol bir sevdadır, bir barıştır, bir kardeşliktir aslında. Ama uzun süreden sonra dediğim gibi çıkmadığım için belki biraz doluyum. Adıyaman Spor'un geçen haftaki maçına da gidemedim, tatildeydim. Tatilde olma münasebetiyle maçı televizyondan izledim. Ondan sonra görüntüler geldi bana. Ben sezonun birinci maçında, benim de sezonun ilk programında Hasan Başkan'ı da buraya davet etmişken aslında Adıyaman'daki amatörü, Adıyaman'daki futbolun nereye gideceğini, nerelerden nereye gideceğini Hasan Başkan'la konuşacağız ama yeni bir değişim, yeni Adıyaman Spor'u şöyle bir ele alırsak ilk hafta Adıyaman Spor geçen seneden bir önceki sene hocamızın, Mehmet hocamızın da başında olduğu Trabzon takımıyla maç yapıp uzun süre berabere götürüp son dakikalarda gol yemiş bir takım. 96-5'te iyiydik. Evet. Bu hafta yine dünkü maçta yine 0-0 berabere kalması. Dünkü maça gelmeden geçen haftaki maçı yorumlamaya kalkarsam geçen hafta olmadığım için söylüyorum. Çok aşırı şekilde Adıyaman'da sıkıntılar var. Adıyaman Spor'un başındaki insanların aslında çok büyük sıkıntıları var. İşte bu süreci konuşalım. Evet. Devam eder mi etmez mi onu söyleyeyim. İnşallah o sıkıntılar devam etmez. Yaşar abi şunu söyleyeyim. Şimdi Adıyaman Spor denildiği zaman
ismi üstünde Adıyaman Spor. Şimdi Said Aybak Spor, Battal Bey Spor, işte efendime söyleyeyim ne o bir tane Alper Aslan Spor. Alper Spor diye bir şey söylenmiyor abi. Türkiye'nin genelinde şimdi bütün özellikle haber7.com'a düşmüş Adıyaman. Geçen haftadan dolayı Ulusal'da. Orada hiç kimse Battal Bey Spor demiyor abi. Adıyaman herkes spor orada kulübü, Adıyaman Spor Kulübü deniyor. Haliyle bu kime mal oluyor abi? Adıyaman'a. Şimdi Adıyaman'a mal oluyorsa Adıyamanca neler yapılması gerekiyorsa ondan bahsetmemiz gerekiyor. Bugün Adıyaman Spor Kulübü'nün başında elini taşın altına koymuş bir başkan var. Ama elini taşın altına koyup kendi paranla kendine yanlış, sorun, kötü tezahürat yaptıran ilk adamlardan bir tanesidir bence. Yani. Şimdi siz bugün bir kulüp düşünün. Bu kulübe para aktardığınızı düşünün. Ekonomik gücünüzü getirip bu kulübe hiç kimsenin yani ufak şeyleri saymıyorum. Hiç kimsenin yardım talebinde bulunmadığı halde size her şeyi kendi cebinizden, kendi bütçenizden, belki de ailenizin parasından getirip Adıyaman Spor'u aktarıyorsunuz ve bu Adıyaman halkı, Adıyaman halkından kasıt Adıyaman Spor taraftarı, futbola gönül vermiş insanlar ya da taraftarlar size sizin verdiğiniz parayla hakaret ediyorlar abi. Ne kadar acı bir durum var burada. Maalesef. Şimdi bir şehir düşünün, bu şehirde hiç kimse sizin yanınızdaki insanı istemiyordu geçen yıl. Bu yıl birinci maçta sizi istememeye başladılar. Çok büyük bir acı var burada. Adıyaman Spor gibi, Adıyaman şehri gibi futbola aşık, futbolu spor, sever. Spor kenti ya. Spor kenti, futbol kenti. Neden? Çünkü ilde zaten çok aşırı şekilde sosyal aktivite olmadığı için insanlar haliyle Adıyaman Spor'a, futbola yöneliyorlar. Bugün TRT'nin eski spikerlerinden bir tane kardeşimiz, ben Ertem Şener miydi? Tam olarak ismini hatırlamaya çalışıyorum ama ben Adıyaman'a gittim. Adıyaman'da diyor bir bal ligi maçında 10 bin kişinin olduğunu gördüm diyor. Bu ne demektir? Bu şehrin futbola olan ilgisi, aşkıdır. İlgisidir. Yani. Ama siz bu futbola ilgisi olan, aşkı olan ili getirir, tribünde yuhlarsa bu insanlar sizi, burada bir çarpıklık var Yaşar abi. Şimdi Aslan kardeşim de burada çok güzel konuları derinleştirdin, anlattın. Şimdi başkanın amacı ne, burada ne yapmaya çalışıyor? İkincisi, istenmeyen şahıs dediği gibi, Sayın İbrahim Başkan da dediği gibi kendisine hizmet eden bir eleman. Ondan önce Erol Hocam'la ilgili çok sıkıntılar vardı Adıyaman'da, istenmeyen adam. Uzun süre onunla dayattı, diretti. Şimdi de Alper Aslan diye şahısla ilgili sıkıntılara devam ediyor. Sonuç nereye varır ve neden istenmediği halde bu kadar dayatma devam etmesi, onunla ilgili taraftarı karşısına alması, abi şimdi bürokrasiyi, siyasileri karşısına alması, oturduğu protokolde her defasında, burada programda anlatıyorum, başkanın ön tarafta vali beyin, belediye başkanının yanında oturması gerekirken en arka safta sıradan bir vatandaşmış gibi oturuyor. Şimdi kendi itibarını burada zaten zedeliyor bu bakış açısından baktığın zaman. Şimdi amacın ne Sayın Başkanım? Bununla ilgili ne yapmaya çalışıyor? Adıyaman'a ceza mı vermek istiyor taraftarı? Nereden başlıyoruz? Önemli konular bunlar. Şimdi, spor kamuoyunun merak ettiği için soruyorum. Evet. Şimdi herhalde ben Adıyaman Spor deyince rejiden bana hemen mesaj geldi. Adıyaman Futbol Kulübü. Yani spor. Adıyaman FK. FK, evet. Tamam. Sezai abi teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Şimdi Yaşar abi, muhtemelen şunu söyleyeceğiz. Birazcık Adıyaman Spor'u konuştuktan sonra Hasan Başkan'a söz vereceğiz. Evet. Doğru mu abi? Evet. Tamam. Evet. Şimdi abi şunu söyleyeyim. Şimdi bir kulüp başkanı düşünün abi. Şehire kendini, şehrin takımına kendini adamış. Şehrin istemediği birini şehire dayatmaya çalışıyor. Çok sevdiğim bir dostum İstanbul'dan aradı beni. Dedi ki siz de herhalde dedi, Said Başkan'ı tanımıyor musunuz? Siz de çok fazla Alper'den bahsederseniz o daha çok onu yapar dedi. Bence dedi hiç onu kale almayın. Ne programlarınızda, ne gazetelerinizde, ne işte sosyal medyanızda hiç bu Alper'den bahsetmeyin dedi. Said Başkan
Adamdan bahsedildi de o onu hemen gönderir dedi. Şimdi biz bunu bir şey için yapmıyoruz ki birileri birilerini göndersin diye. Zaten ortada düzgün bir şey olsa biz onu alkışlarız. Yani Sait Başkan Adıyamanspor'u Bal Ligi'nden alıp 3. lige getirdiği zaman, federasyonun kapısında yattığı zaman biz ne yaptık? Alkışladık. Evet, evet. Takımı 3. ligde şampiyon yaptığı zaman ne yaptık? Alkışladık. Ne yaptı orada? Sezar'ın hakkını Sezar'a verdik. Bu ne demektir? Başarı varsa alkışlama vardır. Ama başarısızlığın olduğu özellikle ve özellikle futbol kulüplerinde, dünyanın her tarafında, futbol sektöründe başarısızlıkta kesinlikle alkış yoktur. İyi şeylerde alkış vardır. Yani ben şampiyonluktan falan bahsetmiyorum. Evet. Futbolda doğru yapılanmada alkış vardır. Futbolda doğru yapılanma olmadığı zaman hiç kimse, ama hiç kimse sizi alkışlamaz. Ama Sait Başkan diyor ki, ben diyor yanlış yaparım, siz beni alkışlayın. Öyle bir dünya yok abi. Sen insanları Adıyaman şehrine dayatamazsın. Öyle bir dünya yok zaten. Ha şunu yapabilirsin. Takım benim. Amenna başta göz üstüne. Parayı ben veriyorum. O da amenna başta göz üstüne. Düdüğü de ben çalarım. Tamam başım üstüne. Ama insanlara hiçe sayamazsın. Öyle bir hakkın yok senin. Yani ben insanları hiçe sayayım. Ben ne dersem o olsun. Ben dayatayım. Öyle bir dünya yok abi. Ne olması gerekiyorsa onu yapmalısın. Yaşar abi ben böyle biliyorum yani. Başkanın bununla ilgili geçen hafta da anlattım da bir birleştirici bir üslubu olamaz mı? Taraftarlar arasında grupları bir araya getirip barışı yani ötekileştirme öbürüne ayrı bu gruplar arasında büyük bir çatışmaya neden oluyor. Yani insanlar arasında kardeş kardeşe artık kırılgan bir duruma geldi yani şu anda. Bununla ilgili bir çalışma yapsa tekrardan daha önce kendisinin yanında olan değerlerimiz, büyüklerimiz, siyasilerimizi bir araya getirse, yani dedim ya geçen hafta da söyledim, zarar nereden dönersen kârdır, bu amaçla bir çalışma yapabilir mi? Yoksa bu şekilde her geçen gün istenmez hal, istenmez olayların sebebi olabilir mi? Onunla ilgili ne söylemek istersin? Abi, ben şunu söyleyeyim. Her gün bir şeyler türüyor ya. Her gün bir şey türüyor abi. Evet. Adıyaman Futbol Kulübü'nde her gün bir şeyler türüyor. Şimdi ben çok fazla sosyal medya kullanmıyorum. Herkes biliyor. Şimdi başka bir şey daha çıkmış abi. Bak. Evet. Hemen söylüyorum abi. Diyor ki adam, geçen sene Serik Belediye deplasmanına giderken şu sizin söylediğiniz şahıs 4000 TL para aldı diyor elden. Bu parayı götürdün, normalde 850 lira gibi bir gider vardı diyor. Geriye kalan 3150 lira nerede? Bunu Alper'e soruyor adam. Ben bu işin bu boyutlarında da değilim abi. Buralar kulübün sahibini, kulübün başkanını, denetlemesi gereken kulübün yönetimini ilgilendiriyor. Tabii canım. Ben şuradayım abi. Bu adam bu memleket için handikap mı? Herkes bunu biliyor mu? Bu memlekette bu insanın handikap olduğunu biliyor mu? Biliyor. Ben olayın bu boyutundayım abi. Eğer siz, dedim ya bir şeyler türüyor. Ben görüntüleri seyrettim. Bir de Ramazan Erşay diye biri türemiş abi bir de. Maçta işte ona buna el kol hareketi yapmalar. Efendime söyleyeyim, ben size şunu yaparım. Sen kimsin ya? Nerelisin? Adıyaman'ın Kahta ilçesindesin. Git Kahta'nın ilçesinde birileriyle bir şeyler yap. Adıyaman'a gelir kabadayılık taslama. Taslamak olmaz. Yapamazsın zaten. Kimi görürsün? İşte karşında birilerini görürsün. Bu kimden kaynaklanıyor? Bunu niye söyledim biliyor musun abi? Bu kimden kaynaklanıyor? Kulübün başkanından kaynaklanıyor. Kulübün bir tarafını tutmak istiyorum Yaşar abi. Diyorum ki Adıyaman Spor Kulübü'nün başkanı Sait Aybak'ın bir tarafından tutayım. Nereden tutayım? İstikrarlı bir şekilde takıma bir hoca getirmiş. Oradan tutayım. Abi geçen yıl 11 tane hoca değiştirmiş. 12. 12. Hı. Futbolcusundan tutayım diyor. Futbolcusu tesiste içki içiyor. Tutamıyorum. Kulübün iç yapısından tutayım diyor. Genel kaptan gidiyor. Yeni bir genel kaptan geliyor. Sportif direktör olumlu gidiyor. Olumlu bir yapılanma geliyor. Olmadı ki şu kulübün anda yönetimsel olarak. Kulübün tarafından tutamıyorum. Evet. Diyorum ki adamın mütevaziliğinden tutayım.
İşte ben bir spor adamı olarak maça gidiyorum. Bana desin ki veya işte bu adam bir yorumcu, Ejder hoş geldin desin. Kulübün şehrin valisine desin ki kapıda karşılasın. Abi adamda mütevazilik de yok. Nereden tutacağım abi ben seni? Ben seni sadece her şeyini şeye bağladım abi. Başarıya endeksledim. Başarılı olursan alkışlayacağım. Başarısız olursan yüklüyeceğim seni. Bu benim... Tenkit edeceğiz yani. Tabii ki. Olsun, şimdi örnek veriyorum abi. X bir partiye oy veriyorsun diye o partiyi eleştirmeyecek miyim ben? Yani ben gittim bir partiye oy verdim. O parti işte başa geldi ama o parti yanlış yapıyor ve ben o partiye oy verdim diye eleştirdim. Bu onun gibi bir şey. Said Aybak bana kulübüme para veriyor diye ben onu eleştirmeyecek miyim abi? Benim zaten adım eleştirmem. Televizyonda oturan insanların isimleri eleştirmendir. Ben burada Said Aybak'ın yaptığı her türlü güzelliği olumlu yönde eleştiririm. Yaptığı her türlü yanlışı kötü, olumsuz yönde eleştiririm. Aynen. Sen Ramazan Erçay'ın diye denilen bir insanı, mahlukatı getirip bana Adıyaman'a dayatamazsın abi. Sen sportif direktör adı altında geçen yıl hocayı kullanıp, hocam Cüneyt Hoca geldiğinde tabii ki hocam ben onu gönderirim deyip ona bir mesaj atıp onu kovup Cüneyt Hoca gittikten sonra geri getirip Adıyaman şehrine yani bana ve bize dayatamazsın. Dayatırsan... Artık bir görev almayacağınız beyan etmişti ama... Dayatırsan, Yaşar abi, eğer dayatırsan arabanın önü kesilir, sana yuhlanırsın ve yönetim istifa denilir. Şimdi tarihsel... Huzursuz olursun. Tarihten bu yana böyle bir şey Sayın Gülmüş, Hasan Başkan da profesyonel futbol oynamış, o da yıllardır bu spor camiasının içerisinde, şu anda da tam başına geçti. Adıyaman sporun ilk temsilciliğini tekrardan tebrik ediyorum kazandığı için. Şimdi birilerini getirdiğin zaman mesela diyelim şu anda yönetimsel olarak bunun şimdi Adıyaman 2. ligde yönetimde kim var liste olarak bilmiyoruz. Kimler hangi aktif görevlerde onları bilmiyoruz. Alper Aslan denen şahıs arkadaşımız hangi görevde ne yapıyor onu bilmiyoruz. Yani yardımcı antrenör mü, sportif direktör mü, başkan yardımcısı mı, başkan mı, yönetimde yani hangi organize işlerle uğraşıyor sporun içerisinde onu da biliyor. Net olarak bilmemekle beraber sürekli her yerde bu adam kullanılıyor. Başkanın bu yapmış olduğu oluşumda bu adamdan sponsor olarak bir beklentisi mi var? Bunun herhangi bir reklam ayağı mı var? Bunun daha önce geçmiş olan sporda şu anda Azon'un bir zaman kanalında görev yapmış bir olabilir başlatıcısı. Herkes şimdi biz ekmeğe de saygı ediyoruz. Yani kimseyi evet. Burada işinden gücünden bırakıp şimdi adam hizmet ediyor başım gözüm üstüne. Ama Adıyaman ilini ötekileştirme grupları birbirine karşı kışkırtma ona ayrı buna ayrı yani nedenini bir türlü öğrenemedik. Hayır sen onu yanlış biliyorsun. Şöyle burası şirket. Evet tamam olabilir şirket. Şirket olduğu için yönetim olmaz. Tamam bir kulüptür burası. Tamam neticede... işte kulüp ama şirket orası. Adıyaman FK AŞ'dir. Spor kulübü. Tamam, spor kulübü AŞ oldu orası. Tamam. Adamın kendi şahsi mali. Ben orada değilim. Evet. Yönetimin olup olmaması önemli değil. Yönetim yok ama sahada Ramazan Erşah'ın türevi. Sen kimsin ya? Yıllardır uzun beraberler iş adamı. Necisin abi necisin? Yani sporla ilgisi Adıyaman yok. Adıyaman Spor Kulübü yöneticisi yok ki abi. Necisin? Hangi sıfatla oraya geliyorsun? Benim de arkadaşım. Abi, evet. Yaşar abi. Yani, bak, ne dedin? Dedi ki, evet. Keşke Ramazan Erşah'ın güzel şeyler yapsa, ben burada güzel şeyler konuşsam. Doğru mu abi senin arkadaşın? En yakını benim. Evet. Yani bir günle bir güne burada bir telefon görüşmesi. Yani ya ben sonradan görme insanlara bir şey demiyorum. Başka da bir şey söylemek istemiyorum ama ne olursa vallahi. Peki ben bir şey sorabilirim. Evet Sayın Hasan Doğan Başkanım. Adıyaman Futbol Kulübü ile ilgili. Şimdi ligin ikinci haftası. Tabii ben kendi fikrim, kendi görüşüm. Takımımıza biraz zaman verilmesi. Sayın Başkanıma burada söz hakkı doğuyor. Eğer evet. bağlanabilirse kendini tabii, bir savunma tabii, hakkı tabii, verilmesi gerekiyor. Tabii bağlanabilir, kendisi gerçekleri anlatabilir. Ha, yani ligin ikinci haftasında Adıyaman'da böyle bir kaos ortamının oluşmasının sebebi benim anladığım kadarıyla Alper Bey. Evet. Ben tabii. Alper Bey'i tanımıyorum, Alper, bilmiyorum. Evet. Sayın Başkan'la da çok fazla bir diyaloğum yok. Ama şöyle bir durum var, eğer bir sıkıntı varsa Sayın Başkanımızın da buraya gelip insanlara bunu bir şekilde açıklaması gerekiyor.
Çünkü Adıyaman Futbol Kulübü olarak geçiyor. Adıyaman isminin geçtiği yerde sorumluluklar artar. Tabii. Şirket takımı olabilir. Tabii ki. O zaman onu şu şekilde değerlendirebiliriz. Battal Bey Spor Kulübü olarak isim değiştirilebilir. O zaman herhalde hiç kimsenin burada konuşmaya hakkı olmaz diye düşünüyorum. Evet. Kaptanım. Evet. Onun dışında yine söylüyorum. Sait Başkanımıza burada bir söz hakkı doğuyor benim anladığım kadarıyla. Gönül ister ki burada yayına bağlansın. Burada arkadaşların, halkımızın, taraftarlarımızın içini rahatlatsın. Beklentileri bu konuda aynı. Şey yapsın. Evet. Şimdi Alper Bey hakkında, Alper Bey yanlış değilsem geçen sene de kulüpte görev almış bir arkadaşımız. Evet. Tekrardan geri geldi. Evet. Hani şöyle bir şey var, yine söylüyorum. Adıyaman Futbol Kulübü olarak isminin lanse edilmesi bu takımı bize mal ediyor. Evet, Adıyaman. Tabii illinin yani, takımı. İstanbul'dan, yani. Ankara'dan, Antalya'dan, Adana'dan arkadaşlarımız bizi aradığı zaman sizin takım olarak söyleniyor. Yani tabii, bu takım evet şirket takımı olabilir ama Adıyaman ismini kullanması münasebetiyle Adıyaman halkın takımıdır. Mutlaka. Tabii ki bizim Adıyaman Spor takımımız var Bal Ligi'nde. Onu da canı gönülden zaten destekleyeceğiz. Ama şu anda profesyonel olarak bizi temsil eden bir Adıyaman Futbol Kulübü var. Ve ikinci haftada gördüğüm kadarıyla 38 haftalık bir periyotta ikinci haftada biz bu sıkıntıları yaşıyorsak bu işte bir sıkıntı geçmiş var demektir. Ya uzun vadede ligi nasıl götüreceğiz onu hani anlamadım. Hani şunu dilerim Aslan Başkanım. Estağfurullah tabii. Şimdi siz Ankara İstanbul'da ne? Fransa'dan Aziz abi yazmış. Selamımız Fransa'dan. Olsun kardeşim. Evet. Benim üçünüz de arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Size de selamı var abi. Fotoğrafınızı çekmiş atmış abi. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Diyor ki aziz kardeşime selamlar. Diyor, hayırlı olsun diyor. Teşekkür artık diyor Adıyaman Spor'dan diyor tiskindim diyor. Evet. Ve dışarıda bu. Ve var bu Almanya'da var, İsviçre'de var. Şey Rusya'da, Ukrayna'da dostlar. Ama şöyle bir şey var. Küsmemek lazım. Mücadeleye devam etmek lazım. Tabii, tabii ki birazdan bizim kendi il temsilcilik konusunda da bu konulara değineceğiz. Evet. Biz Adıyaman'da spor adamları spora, futbola küstükleri için zaten bu handikapları çok yaşıyoruz. Handikapları yaşanıyor, evet. Yani bizim sıkıntı yaşamamızın tek sebebi evet. Zaten insanların aynen. Küsmesi, insanlarımızın küstürülmesi. Bana göre burada kalıp mücadele etmek, bazı şeyleri düzeltmek gerekiyor. Bunun için de bir savaş vermek gerekiyor. Burada 300 bin nüfuslu bir Adıyaman şehrinden bahsediyoruz. Ben bunu her zaman söylemişimdir. Bir ilin medeniyet seviyesi o ildeki sportif ve sanatsal faaliyete bakarak evet. Anlaşılır. Evet. Bizim görevimiz, bizim faaliyet alanımız spor olduğu için ister istemez bir sporla ilgili yani, konuşacağız burada. Spor, ahlak, bizim, sevgi, hoşgörü, kardeşliktir. Bizim yani. Medeniyet alanı, seviyemizi aynen. Yükseltebilmemiz tabii. için öncelikle tabii. Spor alanlarına başarılı olmamız gerekiyor. Yine söylüyorum Sait Başkan'ı ben yakinen tanımıyorum. İsmen tanıdığım bir arkadaşımızdır. Sağ olsun Adıyaman'da sporda emeği olan bir başkanımızdır. Ama sizin dediğiniz gibi eğer ikinci haftada Adıyaman'da kaosa sebep olacak olaylar yaşanıyorsa insanların şapkasını önüne koyup bunu bir şekilde konuşması gerekiyor. Tabii ki burada yine söylüyorum. Sait Başkanımıza söz hakkı doyuyor. Sait Başkanımız elbette ki bu bizim söylediğimiz taraftarların ithamlarına, yorumcu arkadaşların eleştirilerine bir cevap verecektir diye düşünüyorum. Ya ama yine söylüyorum ligin ikinci haftası önümüzde daha uzun zamanlar var. Yine küsmeden, kızmadan, kırılmadan bazı şeyleri düzeltme yoluna gidersek bence daha verimli olur diye düşünüyorum kaptan. Evet. Hepimizin ortak evet. Faydası o, amacımız evet. O. Yani dedim ya sorunların giderilmesi bir anca çünkü uzun bir sezon takım şu anda tanımadığımız gençlerimiz tabii ki Adıyaman'a hizmet etmek için transfer yapılmış mutlaka kel çaplarında iyidir ama bu ligi kaldıracak oyuncular mı değil mi o da tartışma. Evet puan durumu da önümde. Adıyaman Spor sonra Sayın Gürbüz konuyu biraz daha genişleteceğiz. Adıyaman evet. Spor çünkü bu gece evet. Konumuz Adıyaman Spor. Biliyorsun geçen hafta 90+5'te çok talihsiz bir gol yedik. Çünkü çok baskı yedik. Topu bir türlü sahada tutamadığımız ayaklarımız yoktu. Yani tecrübeli ayaklar. Her zaman sen bu takımın içinde 4-5 tane tecrübeli ayak olsaydı o baskıyı yemeyecektik. Sürekli taçla şuursuzca saldırma. Ama neticede dediğin gibi kora kor bir mücadelenin sonunda talihsiz bir gol yedik. Tabii ki geçen hafta önemli bir konu vardı Kırklareli-Spor maçında. Bu spor kamuoyunda da bu dillendirildi. İşte göreceksiniz teşvik birimiyle
Adıyamanspor'a büyük bir prim vaat edip mutlaka oradan galip gelecek. İşte taraftarlara diyecek, bak siz yoksunuz, biz galip geliyoruz. Ki o duyumu aldık ama neticede Adıyamanspor oradan bir puan aldı. Şu anda da bir puandayız. İskenderun ben lider. Yaşar abi, burada araya girin bir şey söyleyeyim mi abi? Adıyamanspor bir puanı neden aldı sence? Türker Dırdıroğlu. Kahraman gerçekten 8-10 pozisyonda önemli, hem de çok önemli pozisyonları çıkararak takımı bir puan almasında şimdi büyük başrol oynadı. Şimdi Türker Dırdıroğlu da bu kulübün, tecrübeli, bu takımın bir bireyi. Bireyi. Doğru tecrübeli mu? tabii ki 2-3 sezondur bu takım. Takım adı üstünde takım. Ama takımın içerisinde sivrilen oyuncular olur. Takım. Adıyamanspor'da sivrilecek oyuncu yok abi. Şu anda göremiyoruz. Adıyamanspor iyi bir kamp dönemi geçirdi mi geçirmedi mi kamuoyu bilmiyor. Sadece hazırlık maçlarını... Adıyamanspor kimleri aldı bilinmiyor. Herkes transfermatikten bakıyor. Acaba Adıyamanspor kimi aldı? Kim aldı? Ama Adıyamanspor'un sahada tek tanınmış bir oyun, iki tanınmış oyuncusu var. Bir tanesi geçen seneden kalan forvet Halil İbrahim. Halil İbrahim, evet. Bir tanesi kaledeki Türker. Türker hocam. Hı. Şimdi Türker'in bu hafta bir puan, yani o maçın 0-0 bitmesindeki tek ana unsur Türker zaten. Türker hocam, evet. Adıyamanspor'un silik, basiretsiz, ısıran, basan, hiçbir pozisyonu olmayan bir takımın içerisinde Türker'in çıkardığı %100 5 tane, %100 mü deniyor? Hasan abi ne diyor? 8 pozisyon, 8. %100, yani 8 pozisyon, %100 5 tane karşı karşıya çıkardığı top var. Şimdi farz edelim, tamam yine söylüyorum. O takım oyuncusu zaten. Farz edelim bir tanesi 40'tan vurdu gitti içeri girdi. Abi Adıyamanspor'un pozisyonu yok Yaşar abi. İşte pozisyon. Adıyamanspor'un saha içerisinde üretken olamıyor, şutumuz yok. Adıyamanspor üretemiyor abi. Üçüncü bölgede organize olamıyor, ikinci bölgede organize olamıyor. Ve bunu, top... ve bunu çok enteresan bir şekilde söyleyeyim. Hasan yıllarca futbol oynamış, yöneticilik yapmış, kulüplerin içerisinde bulunmuş. Aynı zamanda şu anda da futbolu Adıyaman'a yön verecek kişilerden bir tanesi. Aynen şu anda öyle, evet. Ben Hasan'a soruyorum. Yıllarca futbol oynadım. Gittiğim bir takımda, yani tam net olarak bilmiyorum ama Bingöl'e gittin mi abi evet, sen? Evet, Bingöl'de de oynadın, Adıyamanspor'da oynadın. Doğrudur. Gittiğim bir, transfer olduğum bir takımın birinci maçında dövüşler, kavgalar, yönetim istifalar, futbolcu... Hangi konsantreyle ikinci dünyada maça hiç... gidersin abi? Yok hiçbir şekilde. Yani diyorum ya, benim söylemek istediğim biraz önce oydu. Ligin ilk haftası. Eğer bu şekilde kaos oluyorsa futbolcu olarak bir defa moral motivasyon olarak sıfır. Bittin abi. Bu arada kaybettiğim zaman ben Adıyaman'a nasıl giderim korkusu. Bundan sonraki üçüncü hafta içeride oynayacağın maçın akıbeti ne olacak diye. Tabii ki futbolcunun burada psikolojisini anlamak gerekiyor. Yani. Sonuçta oradaki insanlar... Oradaki insanlar buraya bir şekilde ekmek parası için gelmiş olan arkadaşlarımız. Hani amatörce bir mücadele olsa, amatör kulüplerde bir mücadele olsa belki böyle bir endişe yaşamayacak. Evet. Ya kaybedersem endişesi yaşamayacak. Ama profesyonellik ne demektir? Profesyonellik bu işi meslek olarak yapan insan demek. İnsanlar. Bu insanlar tabii ki haliyle bu işten para kazanmak için buraya gelmişler. Bunun için de moral motivasyonu çok yüksek olması gerekiyor. Taraftarları da buradan kutluyorum. Bu arada bizi izleyen seyircilerimize de söylerim. Gaziantep 1, Galatasaray 0. Gaziantep bu sene çok can yakacak, onu söyleyeyim yani. Galatasaray 0. Evet, devam edelim. Yani şimdi biraz önceki tabii ki olayın teknik açısından baktığınız zaman Kırklareli Spor maçında bir kaleci 8 tane %100'lük gol pozisyonu çıkarıyorsa abi o takımı bir defa baştan sona bir değerlendirmek gerekiyor. Dedim ya taraftarlar i̇şte, sporculara karşı bir şeyi yok. Yani şimdi iyi niyetle ama takıma yani bu ikinci ligde oynayacak değerde oyuncular yani transfer eleştirisi yapılabilir evet. Ama biraz önce kaptanım çok güzel bir konuya değindi. Sait Başkanım parayı ben veririm, düdüğü ben çalarım mantığı. Ne yazık ki Adıyaman'da insanlar herhalde daha çok kaosa sürükleyecek gibi duruyor. Aynen. O yüzden ben hesap da vermem, şunu da yapmam ama yine söylüyorum Adıyaman ismi geçiyorsa burada abi herkes hesap da verir, herkes şapkasını da önüne koyar. Hatta abi, Sayın Gürbüz, ben protokolde Sait Başkan'a bir serdenişte bulundum. Dedim Sayın Başkan, dedim Kağıtaspor şu anda belirsizlik var, şu anda faaliyet gösterecek mi göstermeyecek, şu anda da biliyorsun da net bir şey koymadılar ortaya. Evet. Dedim Kağıtaspor, götür Kağıtaspor yap Adıyamanspor'u dedim.
Ya yok şöyle şimdi yine söylüyorum. Sahip evet. Başkanın bu takımda emeği çok fazladır. Bir defa tabii, bunu ya, tabii neticede harcayan. Yani Adıyaman Balspor'da Bal'da Adıyaman Spor'u 3. lige 3. ligden 2. lige 2. ligde ligde tutan bir başkanımız var. Yani, sonuçta yani. Kaptanımın dediği gibi cüzi de olsa çok cüzi miktarlarda yardım yapılıyor. Onun evet. dışında şirket kasasından harcamalar yapıyor. Bütün giderleri kendi cebinden yapıyor. Bence Sait Başkanımı biraz daha böyle destekleyip olumlu yönde motive edebilirsek, Ejder Kaptan'ın dediği gibi eğer üstüne gidersek daha çok hata yapacaksa bence destekleyip o hatasından geri dönmesine yardımcı olmamız bizim gerekiyor diye düşünüyorum. Aynen, bizim tabii ki yine söylüyorum burada eleştirmek elbette ki yorumcu arkadaşların aynen. işidir. Ama yine söylüyorum taraftarla, spor kamuoyuyla, spor camiasıyla küstürmeden bir birlik beraberlik içerisinde hareket edebilirsek ki bizim evet. Adıyaman'daki vizyonumuz da misyonumuz da bu olacaktır. Bence güzel şeylerin olacağına inanıyorum. Şimdi bir Hasan abi, şimdi şu var Adıyaman Spor, şimdi ben listeye baktığım zaman geçen seneden kalan iki tane kaleci var. Evet. Mustafa Çağlayan var, ona kulüp buldu demişler kendine. Evet, evet. Bugün yanımdaydı benim Mustafa. Bir de İbrahim var, santrafor. Takımı baştan sona komple değiştirmiş zaten. Evet. Bizim normal şartlarda Adıyaman halkı olarak, Adıyaman futbol sever, spor severler olarak yeni bir oluşan bir takıma taraftar da dahil olmak üzere herkesin destek vermesi gerekiyor. Tabii ki, tabii ki. Bizim tamamen buraya desteğe odaklanıp bu takımın daha iyi yerlere gelebilmesi için evet. ve tribünde de bir kulübün bir başkanına müthiş derecede sevgi seliyle yaklaşmamız gerekirken tabii neden onu evet. söyleyeceksin, onu söylüyorsun dersen bu kulübün, bu kulüpte, bu memlekette, bu şehirde taşın altına elini koymuş tek adam. Aynen. Hakkını biraz önce senin söylediğin lazım. Gibi şirketinden para aktaran bir adam. Evet. Bırakamaz da bundan sonra. Şimdi, şimdi sen şirketinden para aktarıyorsun. Yeni bir hoca, yeni evet. bir kulüp, yeni bir oyuncu kitlesi. 20'ye yakın, 22 hatta 24 tane yeni oyuncuyla ve bu yeni oyunculara para ödemişsin. Tabii ki. Bu parayı cebinden ödemişsin. Bu parayı işte ilin valisi ya da seçilmiş ve atanmışlarından değil. Doğru. Sen kendi cebinden ödüyorsun. Bu halkın, bu futbolu seven insanların seni baş tacı etmesi gerekiyor. Tabii ki. Ama bu doğruları yaparken tek bir yanlış yapmışsın. Ve bu tek yanlışın senin her şeyine mal oluyor. Nedir bu? Alper Aslan diye bir tane kendini bilmez birini getirmişsin. Adam Adıyaman şehrini bilmez. Buradan ona söylüyorum zaten Alper Aslan'a. Adıyaman şehrini bilmezsin. Adıyaman halkını bilmezsin. Adıyaman taraftarını bilmezsin. Adıyaman'daki insanların psikolojisinden anlamazsın. Spor kamuoyunda, futbol kamuoyundaki hiç kimseyi tanımazsın. O insanlardan akıl almazsın ya da o insanlarla bilgi alışverişinde bulunmazsın. Gelirsin buraya, Adıyaman'da yıllarca Adıyaman'a hizmet eden Mercan timinin sahibi İbrahim Aslan için şu ifadeleri kullanırsın. Ben onu şikayet edeceğim. Sen kimsin ya? Kimsin sen? Ne istinaden şikayet ediyor? Ne konuda? He, şöyle demiş. İbrahim abinin Mertçe programında Baykan tamam, Sarıkaya programda yani, İbrahim abinin ona bir zerzenişi ve atışması var. Ona bakıp güya İbrahim abi yalan söylüyormuş ki Adıyaman'da en son yalan söyleyecek kişi İbrahim abidir. Evet. Güya İbrahim abi işte gazeteciler cemiyet genel başkanına şikayet edin. Ya sen nerenin bilmiyorum neysin? Medya ayağın var şimdi. Abi ne kadar medya ayağın olursa olsun senin bu şehirle ilgili en ufak bir tasarrufun olamaz ya. Olamaz. Sen bu sen bir kere paralı bir askersin. İşte bunu, bu ağzı buna veren, bunu işte biz söylediğimiz, bu hayıflandığımız konu bu. Bu ağzı veren, bu yetkiyi veren burada başkan, çünkü başkan bu oluşumu oluşturmuş, bu şahsı görev vermiş, görevlendirmiş. Şimdi bunu susturması gerekirken, tavırlarını değiştirmesi lazımken, taraftarlar bir araya gelip gönül alması gerekirken daha geçen gün alevlendiriyor, ateşlendiriyor her şeyi. Şimdi bu başkana kimse, biz söylüyoruz ama biz tepki koyuyoruz. Yani daha da taraftarlar başkana karşı iyi niyetli yorumları var, beklentileri var. Yani başkanla, başkanın bunu sosyal medyada veyahut da bizim dediğin gibi
katılırsa telefonla da veya programımıza da bunun netlik kazanması için bunu gündeme taşıması lazım. Ben bu adamı getirdim, görevlendirdim. Benim adım benim adıma konuşuyor. Benim adıma bu icraatları yapıyor derse o zaman herkes kabuğuna çekilir, hiç kimse bir sorun yaşamaz. Sait Başkan'ın Adıyaman Futbol Kulübü'nden önce herhangi bir spor kulübünde bir yöneticiliği var mı? Malatya Spor As Başkanlığı'nı yapmıştı daha önce. Malatya Süper Spor. Lig'de. Tabii yani orada büyük faydalı yani, ama orada Adil Gevrek ben de tanışmışlığım var. Yani anladığım kadarıyla futbolun çok da uzağında olmayan bir insan. Olmayan bir spor insan. Hatta Malatya'dan takım olmak için çok girişimleri oldu. Yeşil rahatsız ya. Şimdi yani onu da. Adıyaman kamuoyunu karşısına aldı. Ayarları bozuk Bilmiyorum ben. Parasıyla onu... ayarları daha çok bozmaya yok, çalışıyor. Yok yine de sahip. Bana öyle geliyor. Yine de sahip başkanı o şekilde ortamda bulunmayalım. Şimdi aslında tabii ki güzel bir latife ama. İnsanların iş şeyini bilmiyoruz ama spor konulu biz olduğumuz için spordan dolayı tenkit ediyoruz. Yani kendisi de yıpranıyor. Şu anda yıpranıyor, birçok sıkıntılar yaşıyor. Belki bu haftaki oynadığı maçta gelir mi gelmez mi, yani nasıl bir tavır sergilenecek onu bilmiyorum. Şimdi herhalde ben söylediğim ağır mı oldu? Ağır değil. Vallahi değil. Siz bilmiyorsunuz. Adam kendi parasıyla kendisine hakaret ettiriyor. Yani burada bak adam olur mu abi? Konuyu düzelttin güzel. Yani kendi parasıyla yoruluyor. Rezil kendi olsun. Zamanıyla bak ne yapıyor bu adam? Her hafta sonu ailesinden, çoluğundan, çocuğundan ödün veriyor. Ödün veriyor. Evet. Ödün veriyor. İl dışına uçağa maçlara gidiyor. Maçlara geliyor. Mesela bu hafta İstanbul'da bu adamın fabrikası, iş yeri ya da şirketi İstanbul'dan Adıyaman'a geliyor, uçağa biniyor, arabaya biniyor, otelde kalıyor. Bu hafta keza yine aynı şekilde 40 zaman yok yani bir sezon boyu yani, Kırıkkale'ye gidiyor. Yani bu adam kendi ekonomisiyle, kendi psikolojik yapısıyla iddia ediyorum ben. Yoruluyor. Yani ben iddia ediyorum bu hafta yine Adıyaman Spor maçında bu pazar günü yine olay çıkacak. İşte inşallah biz de buradan o zaman taraftarlara zaten taraftarlarımızın da şunu da söyleyeyim. Fair play içerisinde Adıyaman'a yakışır bir şekilde yıllardır hep gündemde olan Adıyaman seyircisi tabii üzüldük. Şunu da söyleyeyim evet. Yaşar abi. Bizi izleyen sporcu kardeşlerimiz var Adıyaman Spor'dan. Evet. Onlara da şunu söyleyeyim. Kesinlikle ve katliyen taraftarın, medyanın ya da başka bir paydaşın kalayına sporcuyla gelmiş. Ya da hocalarla kesinlikle bir sıkıntısı yok. Aynen. Yani bu olan kargaşa sporcuyla alakalı değil. Sahada oynayabilirsin. Adıyaman Spor çıkar, mücadele eder. Hasan yıllarca oynamış, siz yıllarca oynamışsınız. Çıkarsın bir futbol 3 yönlüdür. 3 skorlu. Skora dayalı bir oyundur abi. Aynen. Çıkarsın berabere de kalabilirsin, yenilebilirsin. Ama aslan gibi mücadele edersin. Taraftarın seni alkışlar. Gerektiğinde de sana tenkitte bulunur. Ama kapanır bir hafta sonra ya da iki gün sonra taraftar bir tepsi baklava olur, alır gider sporcusuyla barışır. Ben taraftarı sevdim, şöyle sevdim. Oyunculara karşı kesinlikle bir yanlış bir tutumu olmadı. Yani sporcularla ilgili yiydi mesela kendi sahamızda. Yani sporcuyla ilgisi yoktu. Sadece gündem dediğin gibi görevli şahısla ilgiliydi. Dediğin gibi inşallah Sayın Gürbüz bu hafta tabii, sükunetli bir bu maç. Bu hafta olur. Da burada değil. İki hafta üstte deplasmanda. Deplasman bu hafta Zonguldak'a gidecek. Zonguldak, evet, bu hafta Zonguldak'a yani, gidecek. Yine deplasman. Aynen, deplasman. Ondan sonra içeride bu ara belki biraz sular durulur ama ben Sait Başkan'ın yerinde olursam hafta içi Adıyaman'a gelir. Taraftar gruplarını toplar. Onlarla oturur. Sıkıntıları konuşur. Orta yolu bulur. Aynen, tabii hepsini bir araya gelir. Ortak payda neyse oradan. Şimdi kendisi rahat eder Sayın Gürbüz. Sayın Başkan Hasan Doğan. Kendisi rahat tabii eder. Tabii ki yani şimdi. Çözümü konusunda yaklaşım gösterdiği anda her şey biter. Şu hafta halledilmezse işi Zonguldak takım Zonguldak'tan döndü mü döner dönmez çarşamba günü içeride maç kendi var. Kendi işim evet. Şimdi şöyle. Van Spor'a içeride maç var. Van Spor fena takım değil yani. Oo, Zeki evet. Hocam mı orada? Bilmiyorum evet. Ama sanırım yine Zeki benim dostum arkadaşım Zeki Yılmaz. Anlaştılar. Eğer bu hafta ile ilgili bir sıkıntı olmasa çok takip etmedim. Hı. Yani Adıyaman'ı iyi bilen, Adıyaman halkını, insanını iyi bilen sen biliyorsun. Yani Adıyaman'da bir görev yaptı. İnşallah dediğin gibi Zonguldak deplasmanında alacağı puan ve puanlar bir nebze sevindirecektir taraftar spor kamuoyunu.
kendi sahamızda da dediğin gibi. Peki kaptanım bir şey sorabilir miyim? Ligin ilk haftasında oynadığımız Trabzon maçında Adıyaman Spor 1-0 mağlup değil de 1-0 galip gelseydi bunlar yine yaşanır mıydı? Yine Alper Bey'e karşı bu tepkiler olacak mıydı? Ben onu merak ettim şu anda. Bence olmayacaktı abi. Çünkü şöyle skora dayalı bir tepkimiz mi var bizim burada anladığım kadarıyla? İşin aslına bakarsan şu. Dolu şöyle düşünüyorum ben. Eğer Adıyaman Spor galip gelseydi bir de taraftar bunu yapsaydı o zaman şunu söylerlerdi. Burada kişisel bir olay. Zaten olay kişisel olduğu için şans üzerinden problem var zaten. Çünkü bu zat işte nereliyse bilmiyorum. Bu beyefendi tribünlere küfür etmiş zamanında. Taraftarla sıkıntısı bu zaten. Yani kendini boşuna hedefe koymuş. Benim anlamak istediğim oydu. Yani burada kişisel bir durum mu var? Kişisel bir durum. O arkadaşlara buradan seslenmek istiyorum. Gerçekten bu sporu bilmiş olsaydı, yani hepimiz sporculuk dönemi yaşamışız. Olumlu yaklaşımları göstermiş olsa Zeki Yılmaz doğru. Zeki Yılmaz. Zeki Ozan, evet benim dostum, arkadaşım, görüşüyoruz ara ara. İyi bir teknik direktör. OneSpor da bırakır. Zaten Van'ın evladı. Evet. OneSpor'un şimdi evladı. Şimdi biz bir reklam arasına gideceğiz. Kaç dakikamız var şu anda? Sözü 4 dakika sonra reklama gideceğiz. Tamam, reklamdan 4 dakikada Adıyaman'daki spor kamuoyundan özellikle amatör spor kulüp başkanları ve sporcu kardeşlerimden şunu istirham ediyorum. Sakın ama sakın ayrılmayın programdan. Hasan Başkan'ın yeni il temsilcimizin Adıyaman'daki amatör spor kulüpleriyle ilgili, Adıyaman'daki amatör spor iç yapısıyla ilgili onları geniş bir güzel projeleri var. Bize onları anlatacak. Biz bu bölümü Adıyaman Spor'a ayırdık. Adıyaman Spor derken yine Adıyaman Futbol Kulübü'ne ayırdık. İkinci periyotta inşallah Hasan Başkan hem kendisini hem Adıyaman'ı hem Adıyaman amatörünü hem Adıyaman Spor kamuoyunda neler var, neler olacak bunları bize empoze etmeye çalışacak. Değişimle ilgili çok güzel projeleri olduğunu biliyorum. O yüzden ikinci yarıda sakın ama sakın bizden kimse ayrılmasın. Adıyaman Spor'u, Adıyaman'daki sporu, futbolu seven özellikle amatör branştaki spor kulüplerinin müdahimleri kesinlikle bizi yapmasınlar. İstenen bir şahısı Adıyaman Spor. Hasan hocamız fazla anlatamadık. Gerçekten mütevazi kişiliğiyle yıllardır spor camiasında sevilen, her platformda olan, bütün derneklerde olan, içeride dışarıda maçlarda olan takım arkadaşımız. Bugüne kadar Hasan kardeşimiz hakkında gerçekten olumsuz hiçbir izlenim görmedik. Onun için Adıyaman yeniden sofora inşallah güzel ivmeler katacaktır. Güzel sevgiler aşılacaktır. Yaşar, sana bir şey değil mi abi? Futbolu çok iyi bilirsin. Futbolda güzel şeyler yaparsın. Ama adam değilsindir. İşte o da ayrı bir yandı kapı. Biliyor musun? Aynen. Bizim için en önemli nokta ne biliyor musun? Hasan spora temiz el. Hasan adam gibi adam bir kere. Temiz el gibi. Bir kere bunu söyleyeyim. Tabii. Eli kirli değil. Bir başlangıç oldu. Allah kısmet ederse temiz ellerle başlayacak. Aynen inşallah. Devamı da bence temiz ellerle gelecek. Tenezzül edecek ondan hiçbir konu yok. Minnet edeceği bir konu da yok. Yani onlar zaten bu. Kendisi aynen. Bence aynen. İkinci yarı bence aynen. Reklamdan sonra aynen. Kendisi herhalde evet, tam bir şekilde ifade eder evet. Diye düşünüyorum ben. Tamam o tabii zaman ki. Reklam süremiz başladıysa ikinci yarı tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Reklamlara gidiyoruz. Vitrifiye ve seramik alanında Türkiye'nin bir numaralı markası olma hedefiyle üretime başlayan Asos Seramik, bu hedefine emin adımlarla ilerlemektedir.
Kalitesini kısa sürede TSN, ISO 9001 ve CE belgeleriyle taçlandıran Asos Seramik, ürünlerini dünyanın ve Türkiye'nin her noktasına ihraç ederek tercih edilen markalar arasındaki yerini almanın gururunu yaşamaktadır.